Merhaba Umut Bey. Sosyal Girişimci Gençler Projesi'nin yarışmasına başvurmadan önce ne aşamadaydınız? Projeniz şimdi ne aşamada? Merhabalar. Umut ve Gönül Elçileri Derneği olarak Sosyal Girişimci Gençler Projesi'ne başvurmadan önce açıkçası fikrimiz tam olarak proje aşamasında değildi. Sadece fikirden ve düşünmeden ibaretti. SOGENÇ'ten aldığımız eğitimler ve aldığımız mentorluk eğitimi, gördüğümüz kamplar ve atölye çalışmalarının ardından proje bir proje formatı haline geldi. Sürdürülebilirliğini sağlayacağımız imkanlara, boyutlara ulaştı. Proje başta bir kağıt parçasından ibaretken Sosyal Girişimci Gençler Projesi'ne başvurduktan sonra hayata geçmiş ve sürdürülebilirliğini kendi imkanlarıyla elde etmiş bir proje haline geldi. Umut projesiyle başvurduk. Uyuşturucuyla Mücadele Timi projesiyle. Bu da bizim için açıkçası ileriki yıllarda faydalanan nesiller açısından büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Peki bize projenizden bahsedebilir misiniz? Çıkış fikri neydi? Uyuşturucuyla Mücadele Timi'nin çıkış fikri dernek olarak sokakta yaşayan, çalışan ve dezavantajlı çocuklarla ilgilenen bir sivil toplum örgütüyüz. Kendim eski bir kullanıcıyım. 2012 yılının 14 Şubat'ında Muş'tan Ankara'ya yaptığım yürüyüş ve tedavi olma isteğimle başladı derneğin kuruluş hikayesi ve projenin başlama hikayesi. Eski bir kullanıcı olmam ve çevremde bu konuyla ilgilenmemden ötürü aşırı bir duyarlılık ve aşırı bir hissiyat şeyi başladı. Çalışma isteği başladı. Madde bağımlısı kardeşlerimizle bir toplantı esnasında nasıl sorunu çözebiliriz diyorken bu sorunun sahadan gelen modeller tarafından çözülebileceğine kanaat getirildi. Ve ardından yaklaşık 9 haftalık bir çalışma sonunda bu fikir artık şekillendi. Bundan dolayı. Biraz daha aşağı doğru indir. Peki bu yarışma size ne kattı? Bu yarışma bize açıkçası somut olarak katkılarını sayarsak eğer bir kere bu yarışmadan ciddi anlamda bir network imkanı sağladık. Sağlam paydaşlar bulduk kendimize ve biz sokakta yaşayan, çalışan ve madde bağımlısı çocukların çocuklar tarafından kurulan bir sivil toplum örgütü olmamızdan dolayı bir proje formatına dökmek bizim için ütopik bir düşünceydi. Bu proje sayesinde bir proje formatına döktük düşüncelerimizi. Bunun dışında biz gönüllülük anlayışıyla çalışan bir sivil toplum örgütüyken proje sayesinde sosyal girişimciliğe kaydık ve sosyal girişimcilikle hayata hayallerimizi gerçekleştirip insanların hayatlarına dokunmayı kendimize amaç olarak benimsedik. Açıkçası derneksel anlamdaki kariyer planlarımızı değiştirdi. Ufkumuzu genişletti SOGENÇ ve Sosyal Girişimci Gençler Projesi. Çok iyi bir proje koordinasyon ekibinin olması itibariyle bizde de yaptığımız projede çok iyi bir ekip kurma şeyine yöneltti bizi. Bu da ayrı bir proje geliştirmeye, projeyi daha da yaygınlaştırmaya yönelik bizde etkiler yaptı. Projenizi hayata nasıl geçirmeyi planlıyorsunuz? Projemizi hayata ilk başta derneğimizde daha önce madde kullanıp bırakan iki deli arkadaşımla beraber bisikletle yola çıkmayı düşünüyoruz. 81 ilde Umudum Olur Musun kumbarasıyla temsili insanlardan 1 lira alıp geri dönüşüm atölyeleri kuracağız projenin başlangıcında. Böyle bir çılgınlıkla aslında düşünüyoruz. Çılgınlık demeyelim, zaten gönüllü insanların yapması gereken bir şey. Ardından iki pilot bölge olmak üzere Ankara ve İstanbul illerinde şu an kiralamasını bitirdik. Arsa tahsislerini de yaptık. İki adet ilk adım istasyonu kurup 8'er adet olmak üzere mobil ekipler oluşacak. Bu mobil ekiplerin özelliği şu: daha önce madde kullanan çocuklar artık 112 personeli gibi sahada madde kullanan bireyleri arayacaklar ve buldukları çocukları geri dönüşüm atölyemize getirecekler, derneğimize getirecekler, ilk adım istasyonlarımıza. Burada sosyal, kültürel ve sanatsal anlamda eksiklikleri giderilecek, uyuşturucu bırakma terapileri tarafından ve dünyada ilk defa ilaçsız tedavi formülünü gerçekleştiren derneğimizce çocuklar tedavi edilecek. Daha sonra bu çocuklar onları bulan abilerinin yerine geçecekler ve biz böylelikle aslında şeyi sağlıyoruz. Sorunu kökünden çözerek, sahadan çözerek İşin sürdürülebilirliğine bir sağlam şekilde imza atarak başlıyoruz.
Peki dediniz ki ben de eski bir kullanıcı olarak konuşuyorum. Peki sizin oradan kopmanızın, o şeyden kurtulmanızın sebebi ne oldu? Bir kere yaklaşık 11 yılım benim sokakta geçti. Ve 11 yıl boyunca sokakta her türlü bir çocuğun uğrayabileceği her türlü psikolojik baskıya, toplumsal ayrımcılığa ve benzeri olaylara rast gelmiş, her türlü darbeyi yemiş biri olarak, her türlü acıyı tatmış biri olarak başlamış olmam. Ben de bir de bunun yanı sıra 4 arkadaşımı kaybettim ben. Kendim de akciğer hastalıklarını atlattım. En son işte 2 ay önce konulan tesiste kanserojen kist akciğerimde görüldü. Yavaş yavaş ciğerlerimin bitişi ve çevremde çok fazla acı görmem beni bu olaya sürükledi. Ama şöyle bir şey var. 2012 yılında bir madde bağımlısı çocukken başladığım serüvende yaklaşık 3 yılda hem kendi eğitimlerimi tamamladım gönüllülük yaparak, hem biz çocuklara bir şey öğretmiyoruz. Çocuklardan besleniyoruz. Bu yaptığımız gönüllülük sayesinde hayata bakış açımız değişiyor ve biz de kendimizi eğitme imkanı buluyoruz. Ben açık öğretim lisesi son sınıf öğrencisiyken başladım bu serüvene. Üniversite bitti, Fahri doktora aldık ve ben kalkıp ekstra bir kitap okumadım ya da şey yapmadım. Sadece kardeşlerimizle beraber yaptığımız etkinliklerin bize kazanımı oldu. Umut projesiyle biz şunu sağlayacağız. Bir geri dönüşüm atölyesi kurarak başladığımızı söyledik. Aslında geri dönüşüm iki şekilde olacak. Bir, evet biz çöplerden hayatını sürdürmekte olan çocukların ürettiği ürünleri artık piyasaya pazarlayacağız ve çocuklar çöplerden artık para değil hayat kazanacaklar. Çünkü projenin sürdürülebilirliği çöplerden çıkan ürünlerin ihracatıyla gerçekleşecek. Bir diğer geri dönüşümü ise daha önce sokaklardan aldığımız madde kullanım ve tedavisini dernekçe gerçekleştirdiğimiz kardeşlerimiz projeyi yürütecekler. Mobil ekipler onlar tarafından oluşacak. Biz şunu sağlamış olacağız Allah nasip ederse, çocuklar arasında bir geri dönüşümü sağlayacağız. Aslında dediğim gibi iki geri dönüşüm atölyesi kuruluyor. Bir insani geri dönüşüm atölyesi, bir diğer geri dönüşüm atölyesi ise çöplerden sağlanan geri dönüşüm atölyesi. Umut ve Gönül Erçeli Derneği'ni 3 yıldır yakından bilen ve kurucusu olduğum için ifade etmem gerekirse, 482 çocuk tedavi ettirdi Umut ve Gönül Erçeli Derneği. Bu 482 çocuğun tamamı şu an gönüllü olarak dernekte faaliyet yürütmekte. 2017'nin sonunda ise kurduğumuz bir sosyal girişimcilik şirketi var. Bir hafta önce kuruldu. Ve tamamen çocuklar tarafından kurulan, gelirinin %50'sini sivil toplum örgütlerine bağışlayacak olan ve %50'siyle dernek çalışmalarını yürütecek olan bir şirket. 2017'nin sonunda biz bu sorunu Türkiye'de 217 bin çocuk var şu an ve günlük 7 tane nimet ölüyor, 7 tane umut ölüyor. Bunun önüne geçeceğimizi, bu 217 bin çocuğu bu projeyle tedavi ettireceğimizi düşünüyoruz. Sorularımızı cevapladığınız için çok teşekkür ederiz Umut Bey. Biz teşekkür ediyoruz, sağ olun.